Ve bu son tartışmaların ardından kulislerde sorulan bir soru var. Soru şu: yoksa Abdullah Gül muhaliflerin cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Yani Erdoğan'ın karşısına mı çıkartılacak? Sayın seyirciler, bugün bu soru bütün partilerin yetkililerine soruldu ve partilerden bugün ard arda açıklamalar geldi. Ne diyor partiler? Hemen bakalım. Şimdi görüyorsunuz, AK Parti diyor ki olmaz, Abdullah Gül öyle bir şey yapmaz diyor. Saadet Partisi diyor ki biz kendi adayımızı çıkartırız, zaten şimdi erken. İyi Parti diyor ki ya ne Abdullah Gül'ü, bizim adayımız var, Meral Akşener. Ve hatta kendisi diyor ki benim aday ben. Cumhuriyet Halk Partisi, o da İyi Parti gibi konuşuyor. Bu işler tuzak, biz bu tuzağa gelmeyiz, bizim adayımız var diyor. Yani baktığımızda partiler Abdullah Gül'e pek sıcak değil. Biz Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olacağını düşünmüyoruz. Gül, muhalefetin adayı olmaz dedi AK Parti sözcüsü. Nedenini de anlattı. Çünkü onu bir AK Partili olarak görüyoruz. Abdullah Gül'ün KHK çıkışı sonrası 2019'da Cumhurbaşkanlığı için muhalefetin çatı adayı olabileceği yorumları yapılıyor. Bu tartışma bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması değildir. Herkes bilsin ki biz bir aday çıkaracağız. Sayın Abdullah Gül'le haşır neşirmişiz. Kendisi aday olacakmış. Ben de adaylığımı geri çekmişim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu konuları konuşmak için erken dedi. İyi Parti lideri Akşener ise eğer Gül aday olursa kendisinin çekileceği iddiasına tepkiliydi. Çatı adaylar, matı adaylar vardı ya. Ne çatı, ne baca, ne pencere kardeşim. Ben adayım. CHP'ye göre ise bu tartışma bir tuzak. Sayın Abdullah Gül'ün adaylığı meselesi üzerinden bir tartışmanın parçası olmayı doğru bulmuyoruz. Onların bu tuzağına biz düşmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı seçimi gelince kim aday olacak, nasıl aday olacak, herkes kendi mecrasında çıkar aday olur. Çatı aday iddiasına en çok AK Parti cephesinden yapılacak yorum merak ediliyordu. CNN Türk'te Şirin Payız'ın sözcü Mahir Ünal'a sordu. Biz Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olacağını düşünmüyoruz. Yapma bize bunu diyorsunuz yani. Öyle denir, yapma bize bunu demiyoruz. Bir AK Partili böyle bir şey yapmaz diyoruz. Gördüğünüz gibi siyasette hava ısındıkça tartışmaların dozajı da artıyor. Ama bütün partilerin yaptıkları açıklamaları ekrana getirdik. Bakalım bundan sonra bu iş nereye doğru evrilecek, hep birlikte göreceğiz.